Aynı anda birden fazla yerde bulunabilme, engel tanımadan gezinebilme, normalde gidemeyeceği yerlere hızlı bir şekilde gidebilecek olma düşünceleri insanları cezbeder. Astral seyahat bu yüzden insanlar için merak konusu olmuş hususlardan biridir. Astral seyahat en basit tanımla ruhun bedenden bir süreliğine ayrılıp farklı yerlere gidebilmesidir. Astral seyahat uyku sırasında gerçekleşir ve 5 dakika ile 2 saat arası zaman süreçlerinde olur. Belli teknikler altında yapılabilecek olan seyahatte ruhun bedeni terk etmesi sırasında bilinç açıktır. Bu süreçte duvarlar, mesafeler önemsiz kalır ve insan istediği yere çok hızlı bir şekilde gidebilir. Burada gezinebilir, bedenin bulunduğu zaman boyutundan farklı yerlerde yaşanan olayları gözleyebilir ve bilgi edinebilir. Astral seyahat yapanlar tarafından anlatılanlara göre süreç kabaca bu şekilde işler. Astral seyahatin uyku sırasında gerçekleştiğini söylemiştik. Stres dolu bir günün sonundaki uykuda veya oldukça gevşek bir uyku esnasında gerçekleşir. En büyük düşmanının korku olduğu söylenir. Ruh bedenden ayrılırken kalp atışları ve heyecan yükselir. Ruh, bazı insanlarda geride kalan bedeni gördüğü zaman korkar ve seyahat gerçekleştirilemeden uyanır. Aynı şekilde uçma, duvarın içinden geçme gibi durumlarda da alışkın olmayan insanlar korkuya veya heyecana kapılarak uyanır. Astral seyahat yapmak için öncelikle rahat bir ortam gerekiyor. İnsan rahatsız edilmeyeceğinden emin olduğu bir odada ve yatakta kendisi için en rahat pozisyonu bularak sırt üstü uzanmalıdır. Kişi pozisyonunu bulduktan sonra meditasyon durumuna geçmeli, belli bir şeye odaklanmalı ve onun sıra dışı değişimlerini zihninden geçirmeli. Yeni başlayanlar için yatağında sırt üstü yatarken kendini tavanda hayal edip aşağıdaki bedenine bakması tavsiye edilir. İlk başlarda bazı başarısız astral seyahat deneyimleri sonrasında daha iyi bir odaklanmayla yerini başarılı denemelere bırakır. Kişinin korkudan arınması, ruhu bedenden ayrılırken paniğe kapılmadan süreci devam ettirmesi ve ilk denemelerde fazla uzaklaşmaması önerilir. Sonrasındaki deneyimlerle birlikte artık astral seyahat daha kolay bir hale gelecek ve kişi galaksiler arası gezintilere bile çıkabilecektir. Konu hakkında deneyimleri olduğunu söyleyen kişilere göre astral seyahat tehlikeli değildir. Ancak kalp, tansiyon rahatsızlığı yaşayan bireylerin dikkatli olması önerilir. Ruh bedenden ayrılmış olacağı için bedeni kontrol etmek mümkün olmaz. Ayrıca bazı psikolojik sorunlara yol açabileceği de söylenir. Aslında bu başlıktaki soru, astral seyahat gerçek midir sorusuna verdiğiniz cevaba göre sorulmalıdır. Örneğin bilim insanlar için astral seyahat tehlikeli değildir. Çünkü astral seyahat diye bir şey yoktur. Şimdi bu konuya değineceğiz. Astral seyahat tartışmalı bir konudur. Bu konudaki tartışmaların en az olduğu camia ise bilim camiasıdır. Zira astral seyahat temelde ruhun bedenden ayrılmasını esas alırken, bilimde ruh kavramı yer almamaktadır. Bu noktada dahi astral seyahatle ters düşen bilim, yine de onu yalanlama çabasından geri durmamıştır. Bilim çevrelerinde astral seyahatin lucid dreaming ile karıştırılan bir kavram olduğu ve gerçek olmadığı söylenir. Lucid dreaming, uyku sırasında beynin uyku moduna alınması gereken bölgeleri çalışmayı sürdürüp, etraftan gelen verileri yarı bilinçli olarak işlemeye devam etmesidir. Bu yüzden eğer bu dönemde rüya görülecek olursa, bilincimiz yarı bilinçli olarak bu rüyaları da fark edecek. Dolayısıyla duyu organlarımızda bu rüyayı kontrol etmemiz mümkün olabilecektir. İşte bu yarı bilinçli rüya deneyimidir ve düzgün bir şekilde çalışılarak öğrenilebilecek bir yetenektir. İslam'da astral seyahatin yeri hakkında net konuşabilmek mümkün değil. Kur'an'dan bazı ayetleri referans göstererek bunun mümkün olduğunu ve günah olmadığını iddia eden grubun yanında mümkün ancak aynı zamanda günah olduğunu iddia edenler de vardır. İman çerçevesinde nefislerini terbiye etmiş insanların ruhlarının bir anda birçok yerde bulunabildiği, bunun da astral seyahat ile açıklanabileceği söylenir.
Astral seyahat deneyimlerini paylaşan insanlarla iletişime geçtiğinizde bunun kesinlikle gerçek olduğuna inanabilirsiniz. İnsanoğlunun içindeki dayanılmaz gizem ve metafizik tutkusu, sınırsızlık hayali astral seyahate inanmaya yönlendirebilir. Kötü amaçlar için kullanılmadığı takdirde dinen herhangi bir sakıncası olmadığı düşünülen bu durumun en büyük düşmanı tüm karanlık ilimlerde olduğu gibi yine bilimdir. Ruh kavramını kökten reddetmiş olan bilim, bu durumun gerçek olmadığını, deneyim yaşadığını iddia edenlerin birer yalancıdan ya da psikolojik sorunlar yaşayan kişilerden ibaret olduğunu söyler. Konu hakkındaki literatürdeki kaliteli kaynaklara ulaşıp, sonrasında inanıp inanmamak size kalmış. Merakla kalın.